her tarafta virüs var. Sen bu virüs olayında ne yaptın? Yani Covid-19 çıktı, herkes evine kapandı. Sen de kapandın mı? Şimdi Covid-19'un rakamsal değeri neye göre hesap edildi? Bu isim ne zaman buna adı kondu? O konduğu günden beri bu virüs ilk önce kime kondu? O konduktan sonra nere gitti? Ondan sonra o gittiği yer nere geldi? Dediğimiz zaman canımızı fazla sıkacak bir konum yok. Dünyayı araştırdım. Dünya ilim adamlarıyla, bilim adamlarla görüşüyorum. Her yerde gönül gözümüz var. Her yerde dostumuz var. Hepsinden aldığım ortak fikir, ana fikir, özet. Bir kitabın ana özeti nedir biliyor musun? 100 kişi hastalanırsa 20'si bakıma giriyor. 100 kişi korona oldu diyelim. Türkiye bunu iyice dinlesin. 100 kişi korona oldu. 100 kişinin 20 kişi kontrol maksatlı içeri alınıyor. Bu 120 kişi, 80 kişi gidiyor, bir şey yok 80 kişide. 20 kişi kalıyor. 20 kişiden de ikisi uçurumun kenarında dolaşan hastalarımız var. Allah'ım onlara da sağlık sıhhat versin ama onlar zor durumda, kronik hastalardır deriz onlara biz. Ne bileyim, KOAH'dır, akciğer yetmezliği vardır. En ağır hastalardır. Onlara bir çelme takar gibi onlar gidiyor. Yani 100 kişiden 2 kişi zarar görüyor. Bu kişiler de zaten zarar görecek kişiler. Ha, bunun bir şey tarafı var. Diğer griplere göre diyelim. Grip diyelim eşittir virüsün. Biraz fazla çoğalım yapması. Ama insanlarımızın can sıkacak hiçbir şekli yok. Fazla kafaya takmak yok. Verilen kuralları yerine getirmek bir kuraldır zaten. İyi güzel sözü atasözüdür. Dinlerim. Ne? Farkında olmazsın, sen de olur. Niye? Bir şey olmasa da bulaştırma. Yani dikkat edelim. Herkes dikkat ediyorsa biz de o dikkat edelim. Bu kadar. Peki şimdi çeşitli bağlantılar var tabii. Sadece dünyayla değil. Virüsü dışarıdan mı getirdiler acaba? Yani uzaydan getirmiş olabilirler mi? Ya da öyle daha önce bir bilgi aldınız mı siz? Yok bak, uzay orada virüs hiçbir şey yok. Olan yerlerde de hava yok. Havanın olduğu yerde de su yok. Su olduğu yerlerde var tabii. Ben şimdi insanoğluna şu anda yukarıda araştırma yapıyor insanoğlu. Bir yer arıyor ama onlardan önce yeri tespit ettim. Gökyüzünde o sistem içinde insanların yaşayabileceği arazi, hava alabileceği su, yerler, gezegenler çok. İnsanoğlu canını sıkmasın. Dünyaya bir şey olduğun zaman, Allah gecinden versin, bir şey olduğu zaman bu insanoğlu ilimle kendini geliştirmeye başladı. Oraya taşınırlar. Orada bir sıkıntı olduğu zaman buraya taşınırlar. Dolayısıyla insanlar gezegenler arası oradan oraya taşınırlar. Rahat olsunlar. Yani burası güneşe yaklaştı, yarın yanacak. Korkmasınlar, korkacak hiçbir şey yok. Korkunun ecele faydası yok. Virüsten sonra dünya değişecek mi gerçekten? Herkese söyleyeyim. Dünya zaten her gün her şey değişimde. Bülent, her gün her şey değişim içinde. Ağaçlar bir nebze bir tarafı az bir şey kuruyor. Bir tarafta yeşerenler var. Bir tarafta insanlar mesela birileri geliyor, birileri gidiyor. Her gün dünyada insanlar dünyaya geliyor. Gidiyorlar. Her şey bir devir daim ve bir yenilik içinde. Şimdi bu Covid-19 döneminde sosyal medyada sanatçıların enteresan paylaşımlarını gördük. Evde yemek yapandan, jimnastik yapandan, spor yapandan, evde Instagram'dan, Twitter'dan kavga edenden birbiriyle, bir takım değişik pozlar verenler, bir takım akımlar başladı. Bunları takip ediyor musun? Yani ediyorum. Nasıl buluyor? Bazı insanlar diyor ki ya işte sanat dünyası saçmaladı diyor. Bu ünlü dünyası saçmaladı diyor. Bazıları çok beğenenler var tabii ki bu hareketleri. Ya, bazıları sadece şarkı söylüyor, konser veriyor. Ya ben de arada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama işin aslı sanat dünyası o yani bize bu sosyal medya olan denilen şey, hele şu Instagram, YouTube bize uymuyor ve bizi, yani sanatın kişiliğini biraz zarar veriyor. Bizim dünyamız televizyon ya. Orası başka bir saray gibi. Hani tavuk kümesinde röportaj yaparsın ya.
Şimdi biri tavuk kümesindeki röportaj, biri de saraydaki. Hangisini izlersin? Sarayı izlerim. Yok diyorlar, televizyonlar zarar görecek. Yok işte bu sosyal medya. Bunu parasal değere düşürürseniz zaten maneviyatı düşürürsünüz. O güzellik, o anlam gider. Ekran gibi var mı ya?